Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Duat-ı Mekke 8. zifir 53. kısım. Vasıl. Zekatın malı temizlemesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her 5 devede bir koyun zekat vermeyi emretmiştir. Halbuki koyun deve ile aynı cins değildir. Bu meseledeki asıl bir şeyin kendisiyle mi yoksa başka bir şey vasıtasıyla mı temizleneceğidir. Doğru ülke bir şeyin kendisiyle temizlenmesidir. Başvurulacak hakikat budur. Görünüşte farklılık meydana gelse bile geçerli olan asılda bulunandır. Allah ibadet etmek için su ve toprakla temizlenmeye farz kıldı. Bunlar görünüşte birbirinden farklı olsa bile asılda farklı değildir. Bu noktadaki asıl Allah'ın her şeyi sudan yaratıp Adem'i topraktan yarattığını bildirmesidir. Öyleyse görünüşte temizlik, yaratıldığımız şey vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Örnek olarak, koyun ve deveyi birleştiren hayvanlık ile mal olmayı verebiliriz. Bu birleştirici durum olmasaydı, develerin koyun vasıtasıyla temizlenmesi geçerli olmazdı. Bu nedenle, zekatın farz olduğu bazı mallarda, aynı cinsten olmayan şeylerle zekat vermek geçerli olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanın bilgisizlikten temizlenmesi hususunda şöyle der. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendisini bilmekle Rabbini bildiği için insan bilgisizlikten temizlenebilmiştir. Hak mutlak anlamda temiz olandır. Kulun takdisi ise kendisini bilmesidir. Öyleyse insan ancak kendisiyle temizlenmiştir. Bu meseleyi iyice anla. Fasıl içinde vasıl. Nisap. Nisap miktar demektir. Başka bir ifadeyle nisap ne kadar denilebilen şeydir. Kilo ve hacim olabilir. Kuşkusuz şari, kilo ve vezinli şeylerin nisabını belirlemiştir. Ölçüt, insan aklının belirli ölçülere bölündüğünü bildiren bir hadise göre anlaşılır bir şeydir. Şari, aklı manevi bir şey olsa bile ölçüde eklemiştir. Şari, en genel ve en tam keşif sahibidir. Daha önce mertebelerin 3 olduğunu belirtmiştik. Akıl mertebesi, duyu mertebesi ve hayal mertebesi. Hayal mertebesi anlamları duyulur, suretlere indirir. Başka bir ifadeyle anlamları ancak öyle anlayabildiğimiz için onları duyulur mertebelerde gösterir. Bu mertebeden şari, aklı ölçüt olarak bölümlere ayırmıştır. Çünkü aklı Allah ölçü suretinde izhar etmiştir. Ölçülen ise amellerdir. Bunlar amel sahibine ilişen arazi anlamlardır. Böylece Allah onları ölçüye katmış ve şöyle demiştir. Kıyamet günü adalet terazilerinizi koyarız. Başka bir ayette kim zerre miktarı amel ederse denilir. Böylece amel teraziye konulmuş ve tartılan bir şey olmuştur. Bu durum anlamların ancak duyulur şekilde algılandığı bu misal mertebesinde gerçekleşmiştir. Uykudaki ilahi tecelli de böyledir. Dolayısıyla hakkı ancak suret olarak görebilirsin. Bu konuda meseleyi ayrıntılı incelemeyi gereksiz kılacak pek çok rivayet gelmiştir ki her insan bunu bilir. Çünkü her insanın uyanıklık ve uykuda bir tahayyülü vardır. Bu nedenle hayalin algıladığını yani rüya tabir eder. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görülen sütü bilgiye, bağı ise dinde sebatı tabir etmiştir. Belirli bir konuda nisap oluşu yönünden değil, salt nisap oluşu yönünden nisabı bilmek budur. Çünkü bu durum zekatın çıkarıldığı şeyde bulunan nisapla ilgilidir. Tek bir niceliği ve pek çok nicelikleri olan şeylerin bilinmesi de bu konuya dahildir. Bizim bu konuda bir görüşümüz vardır. Gümüş ya da altın parçası sikke haline getirilmemiş ve tek bir kütle halinde bulunabilir. Ölçülü hale getirdiğinde, sikkeye çevrildiğinde onun ölçüsü nisap miktarı kadar ya da daha fazla olabilir. Yani zekata konu olabilir. Acaba tek bir cisim olması yönünden o cismin tek bir niceliği mi yoksa çok sayıda niceliği mi vardır? Bilmelisin ki sayılar niceliklerin azlık ve çokluğunu bildirir. Sayının kendisi de bir niceliktir. Sayı bileşik olmayan yalın bir şey ise onun birden başka niceliği yoktur. Bu sayılar birden ona ve oradan da onlu basamaklara kadar ulaşan sayılardır. Örnek olarak 20, 30, 40, 100, 200, 1000 ve 2000 sayılarını verebiliriz. O halde tartılan ve ölçülen şeye kendisi tek bir cisim iken bu sayı adlarından biri verildiğinde tek bir hüküm kazanır. Söz gelişi
11 ya da 120 ya da 300 ya da 3000 ya da bu sayılardan oluşan başka bir isim verilmişse onun sayısal nicelikleri de kendilerinden oluştuğu sayıya bağlıdır. Ölçülen şey dirhemler ve dinarlar gibi tek bir cisim olmayabilir. Bu durumda onun da birden çok niceliği vardır. Sayı bileşik, tartılan şey de birlerin toplamı ise sayı ve tartılan şey nicelikler sahibidir. Biri bileşik ya da toplam iken diğeri toplam ya da bileşik değil ise bileşik ya da toplam olmayan tek bir nicelik sahibi, bileşik ya da toplam olan ise birden çok nicelik sahibidir. Bunu bilmelisin. Cisimlerde nicelikler bölünmeyle ortaya çıkar. Çünkü cisimler hiç kuşkusuz bölünmeyi kabul eder. Fakat bölünme sonucunda ayrışma bitişmeye döner mi dönmez mi? Bazı kimselerin düşündüğü gibi bitişmeye varırsa tek bir cisim nicelikler sahibidir. Bazı kimselerin düşündüğü gibi bitişmeye ulaşmazsa tek bir niceliği yoktur. Tartılan şeylerin ve buna bağlı olarak sayının nicelikleri hakkında zikrettiğimiz bu ayrıntıyı kimsenin ele aldığını görmedik. Halbuki bu ayrıntı zorunlu olarak ele alınması gerekli bir husustur. Bu meseleyi bilen kimse bölünme kabul etmeyen parça olan cevheri ferdi kabul etmenin geçerli olup olmadığını da anlar. Sonra bilmelisin ki zekatın farz olduğu yerlerde sayı türlerini toplaması şeriatın hikmetidir. Bu ise ferdiyettir ve onu canlıya koymuştur. Böylece üç türde bulunmuştur ve üç teklerin ilkidir. Bunlar deve, inek ve koyundur. Çift olmayı iki sınıfa yerleştirmiştir. Bunlar da maden ki o altın ve gümüştür ve hububattır ki o da buğday ve arpadır. Mutlak birliği ise hurmaya koymuştur ki o da özellikle hurmadır. Bunlar sadece görüş birliğinin bulunduğu türlerdir. Bunun dışında zekat verilen şeyler ise görüş birliğinin bulunmadığı tartışmalı konulardır. Bu görüş ayrılıklarının bir kısmı istisnai iken bir kısmı ise istisnai değildir.